Mekan ve İnsan'ın 182. bölümünden herkese merhabalar. Bugün Ortaklaşa Mekan serimizin 10. bölümünde Haliç Dayanışması'ndan Gül Köksal ve Ekin Sarıcı'yı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Gül ve Ekin'le Haliç Dayanışması'nın yaşayan, üreten, dönüşen Haliç belgesel ve kitap çalışmaları vesilesiyle bugün buluşmuş bulunmaktayız. Ben her zamanki gibi kısaca tanıtacağım konuklarımızı. Gül Haliç Dayanışması kurucularından mimar, İTÜ Restorasyon Anabilim Dalı'nda Haliç Tersaneleri üzerine yüksek lisans, İstanbul'daki endüstri mirası üzerine de doktora çalışmasını yaptı. Doçentliği de bu alanda. Berlin Teknik Üniversitesi'nde doktora araştırması, Kaliforniya Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmalar yaptı. Santral İstanbul ve SEKA projelerinde danışmanlık yaptı. Kocaeli Koruma Bölge Kurulu'nda üye olarak yer aldı. Başka bir atölye ve Kocaeli Danışma Akademisi'nin de kurucularından. Eylül 2021'den beri de Fransa'da Grenoble Mimarlık Okulu'nda Grenoble ile Marsilya'daki sanayi alanlarının katılımcı kamu yararına adil bir kentleşme yönünde dönüşüm süreçlerini araştırmakta. Ekin, Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde lisans eğitimi tamamladıktan sonra halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde kentsel tasarım programında yüksek lisans öğrencisi. Mimarlıkta dayanışmacı taban hareketi ile ücretli ve işsiz mimarlar forumu gibi mesleki örgütlenmelerde yer alıyor. Bunun yanı sıra İstanbul Kent Savunması ve Haliç Dayanışması kent mücadelelerinde de aktif bir şekilde yer alıyor. Tekrardan hoş geldiniz. Şimdi Haliç Tersaneleri hem sizin çalışmanızla hem de zaten sizin çalışmanızla tam denk getirdiğiniz üzere Tersane İstanbul'un açılışıyla tekrar gündeme geldi. Gelecek ay 566. yaşını kutlayacakmış Haliç Tersaneleri, bu vesileyle ben de öğrendim. Hem İstanbul'daki konumları, hem kentin belleği, hem de Türkiye için çok da bilmiyorum yaygın olmayan bir denizcilik tarihi açısından da oldukça büyük önem taşıyor ve bu önem tabii 2013'ten beri parçacık koruma anlayışıyla büyük projelerinde kıskacında aynı zamanda. Buna alışkınız aslında. Sırf Türkiye'de değil bu şekilde araçsallaştırılmasına, değil mi, endüstri mirasının? Ya da daha kötü örnekleri de var Türkiye'de. Doğrudan Ankara'daki hava gazı fabrikası gibi yıkımla sonuçlanmasında. Önce biraz genel bir soruyla başlamak istiyoruz biz bugün. Endüstri mirası nasıl yaşatılır ya da Türkiye'deki örneklerindeki yaşatılması önündeki engeller nedir? Kocaman bir soru, bir özet şekilde alabilirsek harika olur. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle davetiniz için. Burada sizlerle olmak çok kıymetli. Programınızı da çok keyifle izliyoruz. Şimdi endüstri alanları 20. yüzyılın ortalarından itibaren çeşitli nedenlerle işlevini yitirmeye başladıktan sonra bazı yerlerde yıkımları gündeme geliyor. Fakat aynı zamanda da çevreye zararlı gazlar ya da bazı şeyler yaydıklarından da kaynaklı ya da bir takım koruma ölçütleri içerisinde değerlendirmeden kaynaklı. Kültürel değer olarak kayıt altına alınmaya, korunmaya ve tekrar kamu yararına geniş alanlar olarak, çünkü bunlar çoğu kez kent içinde kalmış alanlar oluyor. Kent etrafında geliştiği için, yaşam etrafında geliştiği için. Demir yolu ulaşımlarının kenarlarında olduğu için de çok değerli topraklar oluyor bunlar. Ve yeniden işlevlendirme süreçleri oluyor. Şimdi tabii burada hangi değerlerle, hangi değerleri sürdürmeye değer bulunuyor da devam ediyor diye bakarsak eğer, uluslararası değerler sisteminde çok fazla değer atfediliyor. Tarihi teknolojik değerinden işte anı değerine, bilimsel değerinden çeşitli gelişimlerin öncüsü olması nedeniyle. Fakat bu değerlerin yanı sıra aslında toplumsal bellekte oluşturduğu olumlu ya da olumsuz bir sürü başka değeri de barındırıyor. Yani sadece fiziksel varlıkları değil, bu fiziksel varlıklarını anlamlı kılan yaşanmışlıklar burada önem kazanıyor. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü birazdan açmaya çalışacağımız Haliç Tersaneler bütünlüğü veya genel olarak kentleri dönüştüren endüstri devriminin, kapitalist üretim ilişkilerinin somut göstergesi bu alanlar aynı zamanda. Ve bizim dünyaya ne yaptığımızın da olumlu ya da olumsuz anlamda, bugün iklim krizinden söz ediyorsak, çeşitli toplumsal eşitsizliklerden söz ediyorsak, onların da göstergesi aynı zamanda. Ama diğer yandan bugün elimize attığımız her türlü endüstriyel ürünün
de üretim yerlerinden bir tanesi. Haliç'ten senle özelinde konuşursak eğer. Ki dünyada endüstri devrimini öncelikle yaşamış olan Avrupa kentlerine baktığımızda oradaki sanayi yapılarının işlevini yitirme süreçleri başka nedenlerle de olabiliyor. Biliyorsunuz işte sanayinin, ağır sanayinin uzak doğu ülkelerine ya da Avrupa dışı ülkelere taşınıyor olması, çünkü başka sendikalaşma süreçleri, başka ekonomi politik ilişkiler nedeniyle ve o alanların gündelik hayata katılması gibi bir süreç varken erken kapitalistleşmeyen Türkiye gibi ülkelerde hala ağır ekonomik krizler yaşayan, Avrupa'da da var gerçi ama Türkiye gibi daha ağır ekonomik krizler yaşayan yerlerde üretim alanlarının da başka bir değeri var. Dolayısıyla aslında değerler mekanizması içerisinde bu tür alanların üretim değeri de var, gözden kaçmaması gereken. Aynı zamanda da insanları, kenti, yaşamı daha nitelikli bir noktaya çekecek şekilde bir üretim yapabilme değeri de taşıyorlar. O yüzden de endüstri alanlarına çok boyutlu, çok katmanlı, kimi zaman birbiriyle çelişen, çatışan, her zaman böyle çok sevimli, tatlı alanlar olmaksızın, çünkü bunun içerisinde emek sömürüsü, görünmeyen emek kayıpları, grevler, işte dediğim gibi çevre kirliliği gibi şeylerin de alanları bunlar aynı zamanda. Ve biz 21. yüzyılda bu alanlara nasıl bakıyoruz? Bunları, bu alanları toplumsal bellekte biriktirmiş olduğu iyi veya kötü yönleriyle ne şekilde değerli buluyoruz, değer atfediyoruz ve bunları bugünkü hayata adapte ederek bundan sonra daha nitelikli bir yapılı çevre oluşması noktasında nasıl kullanıyoruz gibi bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Kaldı ki sanayi tamamen de ortadan kalkmıyor, yer değiştiriyor. Çünkü biz hala bir endüstri devrimi çağı içerisindeyiz. Hani bugün antroposeni konuşuyoruz, işte iklim krizini konuşuyoruz vesaire. Hepsi de bunun göbeğinde olan bir konu. Haliç'ten konuşuyorsak vapurlar hala hayatımızda, deniz ulaşımı, işte ulaşım kirliliğinden tutun da vesaireye kadar bir sürü konuyu da iç içe barındırıyor. Emek sömürüsünü ya da kültür sanat mevzusunun kimin için sanat, kimin için kültür olduğu soruları da içinde barındıran bir konu. O yüzden de endüstri arkeolojisi, endüstri mirası olarak tarif ettiğimiz alanlarda neyi değer olarak kabul ediyoruz, neyin varlığını nasıl sürdürmek istiyoruz gibi sorunsallar bence 21. yüzyılda bizim içinde bulunduğumuz bütün krizlerin, türlü krizlerin krizlere yönelik bir takım adımlar atmamız için bir zemin. Ki bunları açık, şeffaf, layıkıyla, zamanında, uzun uzun, yaya yaya, kapalı gizli olmadan tartışabileceğimiz ortamlar oluşturulsun diye ben böyle kısaca bir toparlamış olayım. Sonra zaten konuştukça yine ara ara bu üst başlığa da referans vermemiz gerekiyor olacak. Çünkü yani bir bütünün içinden konuşuyor olduğumuz için. Çok teşekkürler Gül. Bu çerçeveyi bizim için birazcık geniş bir çerçeve olan şeyi bu kadar kısa sürede bize özetlediğin için. Tabii Haliç dayanışmasının esas odaklandığı konuya biraz gelmek isterim müsaadenizle. İzleyenlerimizin de merak ettiği kısmı bu olacaktır muhakkak. Haliç tersanesine baktığımız zaman sürdürülemeyen, senin de biraz önce aslında tarif ettiğin ve kapatılan bir okul, işlevsizleştirilen, özelleştirilen bir tersane görüyoruz ve adım adım zaten tarih boyunca, son yani çağdaş tarihten bahsediyorum elbette ki, bu alan, bu üretim sistemi yok edilmeye başlanmış. Hem bir deniz kenti olarak İstanbul için tersane ve tersane üretiminin önemi, hem de Haliç'le özdeşleşen bu tersanelerin anlamını Haliçport projesiyle, yeni adıyla Tersane İstanbul projesiyle kaybedeceğiz diyorsunuz siz. Bize nelerin tehdit altında olduğunu biraz anlatır mısınız? Yani Haliç dayanışmasının burada karşı durduğu ve savunduğu şeyin ne olduğunu bize anlatır mısınız? Burada ben söz alabilirim. Aslında burada Gül Hoca'nın da bahsettiği tarihi endüstri mirası değerleri bu projeyle yerle bir edilmiş durumda. Aynı zamanda bir güncel duruma da baktığımız zaman bu alanın kullanım biçimine, bir AVM'yi, lüks otel zincirlerinin yer aldığı, lüks alışveriş, açık hava alışveriş merkezlerinin yer aldığı ve müzelerin yer aldığı bir komplekse dönüşmüş durumda. Burada muazzam bir hafıza silimi de söz konusu ve bunu
Buranın reklamını da yaparken aslında tarihin de kullanarak, tarihi değerlerini de kullanarak yapıldığını da görüyoruz. Aslında çok benzer bir şekilde Galataport'ta da gördüğümüz gibi. Bu elbette yeni bir durum, yeni bir kent suçu, kentsel toprağın rantına bağlı olarak üretilmiş projede bu çokça kullanılan bir durum. Aslında biz burada Haziran ayında, 2020 yılının Haziran ayında yaptığımız bir basın açıklamasında kaybettiğimiz değerleri de değinme fırsatı bulmuştuk. O dönem Beyoğlu Belediye Başkanı'nın da içinde bulunduğu bir video yayınlanmıştı ve biz buradaki yıkımı çıplak bir şekilde, çıplak gözle görme fırsatı bulduk bu videoyla. Tersane alanı sanki boş bir proje arazisi gibi muamele görmüş. Korunması gereken yapılar da sadece dört duvardan ibaretmiş gibi bir muamele görmüş. Hatta bazı yapılar ise direkt yıkım araçlarıyla yıkıma uğratılıyor, yani uğratılmıştı. Biz bunun fotoğraflarını da çok kez paylaştık. Bu basın açıklamamızda da mevcut bu. Ciddi bir doku kaybı söz konusu. Bunun dışında aslında kamusal bir üretim alanının lüks bir tüketim alanına dönüşmesi de bu projeyle söz konusu. Dolayısıyla arkasındaki mahalleleri de tehdit eden bir dönüşümün başlangıcı olduğunu çok kez vurguluyoruz. Odak noktamız tabii ki de Haliç Tersaneler Bütünlüğü. Şu anda Haliç Port'a dönüşen parçalar Camialtı ve Taşkızak Tersanesi bu bütünlükten. Haliç Tersanesi şu an İBB'nin işlettiği bir parça ve şu anda çeşitli fonksiyonlarla devam ediyor. Orası için bir müze projesi söz konusu. Belki ilerleyen dakikalarda bunu daha detaylı bir şekilde konuşuruz. Fakat Haliç Port projesi üzerine ve Haliç Tersaneleri üzerine konuşurken biz bölgeyi bütünlüklü olarak ele alıyoruz ve dönüşümü de bütünlüklü olarak inceliyoruz. Galata Port'un dönüşümü, İstiklal Caddesi üzerinde gerek Serkız Doryan, Narmanlıhan, AKM, Taksim Camisi gibi ya da Tarlabaşı gibi ciddi müdahalelerin olduğu dönüşümlerin, daha sonrasında Haliç Port dönüşümü ve arkasında Ok Meydanı Mahallesi'nin eş zamanlı olarak riskli alan ilan edilmesi ve buradaki birçok mahallenin dönüşüme maruz kalması ve burada belki hatırlayanlarımız da olacaktır. Çanzeyze'ye benzetilen ve absürt renderlerin ortaya çıktığı bir süreç söz konusuydu. O şeklinde bir seyir terası, devasa bir seyir terasının ortaya çıktığı. Dolayısıyla aslında bu projeyi de tekil olarak değerlendirmemek gerektiğini düşünüyoruz. Ciddi bir rant söz konusu Beyoğlu bölgesi üzerinden. Haliçport'ta bu rantın kıyıya açılan projelerinden sadece birisi diyebilirim. Şimdi dilerseniz Haliç Dayanışması'nın yaşayan, üreten, dönüşen Haliç belgesel ve kitap çalışmasını tanıtmak için hazırladığı alt spottan bir tanesine bir göz atalım. Haliç Tersanelerinde Yaşam. Gemi bir insanın yaşamının sıkıştırılmış şeklidir. Gemi bir yaşamı içine almış bir yapıdır. Yani karada değildir, denizde yüzüyordur ama neye ihtiyacımız varsa yaşarken hepsini orada yapmak zorundasınız. Her şeyi biliyorsun diye bir şey yok. Çalışırken öğreniyorsunuz bir takım şeyleri. Sevmeye başladım gemileri, oradaki sistemleri falan. Tersanelerde okul vardı Haliç'in içinde. O çok önemli bir konuydu. Oradan mezun olan çocuklar direkt olarak tersanelerde işe başlıyorlardı. Onlar çok becerikli ve konuyu bilerek mezun olup katkı sağlayan çocuklardı. Tek bir sınıfta değildi dersimiz. Mesela teknoloji dersinde başka sınıfa gidiyorduk. Bizim okuldaki dostluk başka yerde yok diyebilirim. 1/10'da çalıştım. 1/10 olarak çiziyorsun, optik kesmeye iniyor. Ama oradaki o saçları bile, ufacık saçları ziyan etmiyorduk. Çünkü hepsinin ölçüsünü alıp kenara yazıyorduk. O saca göre küçük küçük çizerdik braketleri falan. İşçi memur diye biz bilmiyorduk da hepimiz bir aradaydık. Benim girdiğim dönemde çok kıymetli, değerli insanlar vardı. Yani bütün ömrünü bu işlere vakfeden, pazar günü izinliyiz diyelim, Haliç veya Camaat Tersanesi'nde
bizim formenler, ustabaşılar tersaneye gelir plan yaparlardı. Yani pazartesi ben postalara hangi görevleri vereceğim, nasıl yapacağım, nasıl edeceğim. Bir de sessiz olunca sahaya çıkıyor, alana çıkıyor tersaneye. Gemiye bakarak o planlamayı yapıyor. En ufak bir çekiş sesi yok. Ertesi gün pazartesi iş başına geldiğinde o görevleri taksim ediyor ve şıkır şıkır çalışmalar başlıyor. 82'nin Başbakanı Bülent Ulusu dönemindeki iktidar tarafından okul kapatıldı. Onlara göre birçok şey kökünden halledilmiş oldu. Adım adım özelleştirmeleri hayata geçirmelerinde önlerinde engel olmadı artık. Tersanelerdeki mevcudu azaltmaya gittiler. Dolu bir tersaneyi kapatmak başka bir şey. Benim dönemim için söylüyorum, 1800 kişilik Haliç Tersanesi 100 kişi, 150 kişi ya var ya yok. Yani tersaneler adım adım köreltilerek, çalışmaları engellenerek 2013'teki sürece hazırlandı. Taşkızak ve Cama tersaneleri Haliçport adıyla projelendirilmesiyle iki büyük önemli kamu tersanesini kaybetmiş oldu. Sadece üretim değil, aynı zamanda üretim için gerekli olan eğitim fonksiyonu da ortadan kaldırılmış oldu. Peki bir kent hareketi olarak Haliç dayanışmasından birazcık bahsedelim mi şimdi? Bildiğimiz kadarıyla oldukça sağlamayı başarmış nadir örneklerden, yani bir yanda işçiler, mahalleliler, ilgili meslek odaları, akademisyenler, hatta daha farklı gruplara da açık bir çağrıda zaten en azından web sitenizde bulunmakta. Bu kadar geniş bir yelpazeyi bir araya getirmeyi nasıl başardı öncelikle dayanışma? Ve tabii 8 yıllık tarihi özetlemek biraz zor olacak ama mihenktaşları neden? Öncelikle bahsettiğiniz husus bence çok önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Haliç dayanışması birçok çeşitliliği her açıdan, yani bu siyasi görüş olabilir, kimlik olabilir, inançları olabilir. Tersaneye bazen değerlendirmelerimiz bile farklı görüşler içerebiliyor diyebilirim. Tersane İyi korumak, aslında bu endüstri mirasını korumak, buranın işlerliğini ve bütünlüğünü korumak bizim ortaklaştığımız temel görüşümüz olarak düşünebiliriz. 2013 yılında Haliçport projesi dillendirilmeye başlandığı zaman biz hepimiz bir araya geldik. Burada bahsettiğiniz gibi tersane emekçileri var, mühendisler var, meslek odalarından insanlar var, akademisyenler var, mahalleliler var. Birçok bileşenli ve çok renkli bir toplamı oluşturuyor diyebilirim Haliç dayanışması. Birçok konuyu da aslında ele alırken bu çeşitliliği de göz önünde bulundurarak, bu çeşitliliği de besleyerek tartışıyoruz. Dolayısıyla kalabalık bir bütünüz diyebilirim. Burada belki biraz da sözü Gül Köksal'a bırakabilirim. Çünkü kendisi Haliç dayanışmasının bir araya gelmesinin en başındaki tarihten beri yer alıyor. Çok sağ ol Ekin. Sen gayet güzel açıkladın. Şimdi aslında hani konuşmanın başında demeye çalıştık ya, açık, şeffaf ve demokratik süreçler istiyoruz. Ekin'in az önce söz ettiği gibi, İstediğimiz şeyi önce bizim kendimiz yaratmamız gerekiyor. Her ne kadar birbirimizden farklı görüşlere sahip olsak da, kimi zaman anlaşamıyor olsak da bazı konularda, zaten mevzu bütün bu demokratikleşme süreci. Bu alanlar da bizim ortak alanlarımız. O yüzden bir tür refleksif hareket olarak bir araya gelmiş olsak bile aslında, yani birazdan da konuşacağız, sadece karşı çıkan değil, bir karşı hegemonya oluşturmaya çalışan değil, aynı zamanda da üretim yapan tarafta olmayı da önemsiyoruz. Proaktif olan, bilgi üreten, bilgiyi toplumsallaştıran, bilgiyi işte akademinin duvarları arasında sıkıştırmayan ya da bilgiyi çeşitli meslek örgütlerinin uzmanlıklarına daraltmayan, bunun daha toplumsallaştıran yolların ne olduğunu aramaya
ortak olarak üretmeye, birbirimizden öğrenmeye çalışıyoruz. Bu yüzden de bir araya gelen kişiler, kurumlar, oluşumlar aslında hani bir yerde bir şey vardı, hadi gelelim gibi bir refleksin ötesinde daha önceden de birbirini tanıyan kişiler, kurumlar da aynı zamanda. Hatta hepimizin hayatını kesen değişik ilişkiler de var. Mesela bizim Ekin'le ilişkimiz de başka, eskiye dayanan bir ilişki. Bir şekilde, başka bir şekilde biz birbirimizi burada yeniden bulduk ve başka oluşumlarda da bir aradayız. Başka bir şeyleri de paylaşıyoruz. Yani bu aynı zamanda bir yoldaşlık, bir dayanışma duygusu, kendini yalnız hissetmeme hali, bir müşterek değeri, bir ortak alanı, aslında hani sizlerin çok sık belirttiğiniz programınızın da adı olan birlikte savunmayla ilgili ve bir karşı üretim yapmayla ilgili bir şey. Hani hep istemezlikçi taraftayız ama istemediğimize karşı neyi istediğimizi de ürettiğimiz bir yönü var bu noktada. O yüzden de belki ilk baştaki değerle ilgili konuya tekrar kısacık değinmek gerekirse, az önce Ekin'in söz ettiği biçimde bu alan bir kere ölmüş gitmiş bir alan değil. Gözümüzün önünde 80'lerden itibaren çok kasıtlı politikalarla üretimsiz bırakılmaya çalışılan bir alan. Bir değer olarak söz ediyorsak buranın işte Duygu toplantının başında, oturumun başında söz etti. En az 6 asırlık bir tarihi var ki İstanbul'un tarihiyle bir liman olmasından kaynaklı karşılaştırdığımızda daha eskiye giden bir tarihi değer var. Teknolojik değer var. İşte Bizans, Osmanlı, Cumhuriyet dönemlerinin yakın dönemi üst üste katmanlaştı. Ama bütün bunların yanında, bu değerlerin yanında bir kullanım değeri var. İstanbul gibi kaotik bir ulaşım sorununun olduğu bir yerde %2,5'a hatta 2'ye düşmüş bir gemi deniz ulaşımının her tarafı denizlerle çevrili, içinden Boğaz gibi bir incinin aktığı, Haliç'in olduğu bir eşsiz bir kentte, yani dünyada böyle güzel bir kenti bulmak çok zorken bizi sürekli karayolu politikalarıyla dönüştüğü bir deprem kenti aynı zamanda. Fakat burası çok güzel korunaklı bir alan, lojistik bir alan. Kent tarihinde doğrudan ilişkisi var ve de tabii ekonomik olarak da bir alan. Yani bir kullanım ve üretim değeri de olan bir yer. Tarihi, teknolojik hepsini bütün çelişkileriyle, su altı arkeolojisi, yer altı arkeolojisi ve yer üstü değerleriyle eş gördüğümüz bir alan. Dolayısıyla bu alanı savunmak ve yaşatmanın kendisi de zaten çoğul bir birlikteliği zorunlu kılıyor. Etrafında bir yaşam alanı var. Bedrettin Mahallesi, işte bütün Kasımpaşa, Ok Meydanı, karşıdaki tarihi yarımada, hemen arkasında Beyoğlu, Ekin'in az önce söylediği Galata, Pera bu şekilde gelişmiş zaten. Dolayısıyla mecburen bütünsel olarak konuşmak durumundayız ve mecburen bir üst politikanın, yani üst kültür politikasının, koruma politikasının, demokratik bir politik sürecin buraya yansımalar üzerinden söz üretmeye çalışıyoruz. O yüzden de biz bunu bütün bu farklılıklarla yan yana gelmeye çalışıp üretmeye gayret ederek sürdürüyoruz Haliç dayanışmasında. Yasal süreçleri sürdürüyoruz. Tabii yani kimi zaman hukuki süreçlerin boşa çıktığını biliyor olsak bile sonuçta bir hukuk var ve bizi insanca yan yana haklarımızı bilerek yaşamamız için bir araç. Burjuva hukukunun bir sürü olumsuzluğunu görüyor olsak bile işte hukuki süreçleri takip ediyoruz. Davalar açılıyor, yürütmeyi durdurmalar alınıyor, kazanımlar da oluyor ama tekrar hukuka müdahaleler var. Bir yandan onu görüyoruz. Bir yandan sokak alanı var. Az öncekinin dediği gibi işte eylemler, toplantılar, basın açıklamalarıyla konuyu canlı tutmaya, öğrenmeye, her şey gizli kapaklı olduğu için bunları paylaşmaya çalışıyoruz. Bir yanıyla da bilimsel bilgi üretimi, yani bu işin akademik tarafı. Bazı dostlarımızın çeşitli imkanları olamıyorsa onlara alan açmaya çalışıyoruz. Bu da çok önemli bir şey. Çünkü bazen belirli alanlar tutuluyor ve çitlemeler oluyor. İnsanlar birbirine alan açmıyorlar. Bunların da geliştirmeye çalışıyoruz. Yani o yüzden ve tabii diğer dayanışmalarla, savunmalarla, demokratik gruplarla, kurumlarla, meslek örgütleriyle de yan yana geliyoruz. Zaten içindeyiz de bu arada. Hani sanki dışarıdanmış gibi de konuşmayayım. Bizler de üyeleriyiz aynı zamanda. Ama tabii bu her zaman da istediğimiz biçimde ilerlemeyebiliyor. Ama bir yandan da şunu biliyoruz ki bu da bir yol. Biz de bunu inşa ediyor olacağız. Yani arzu ettiğimiz yolu inşa etmek de bizim irademizden geçiyor diyoruz. Çok büyük müdahaleler var. Yasaya,
Sahada büyük müdahaleler var. Çok hızlı yapılıyor. Kaçak, kanunsuz, uyumsuz, az önce ikinin söz ettiği gibi yalan dolan, ondan sonra bütün evrensel ilkelere uymayacak şekilde yapılıyor. Kimi zaman ifşalarında bulunuyoruz bunların. Hatta açık toplantıları doğrudan bu işi yapan mimarlara da seslenerek yapıyoruz. Plancılara sesleniyoruz. Danışman hocalara sesleniyoruz. Meslek örgütlerine söylüyoruz, yani bunların mesleki karşılıkları adına. Açık toplantılar yapıyoruz ve halen de yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü hani biz de doğru bulduğumuz şeyleri yaparak kendimizi ifade etmenin bir yolu olarak Haliç Dayanışması'nı görüyoruz. Ve dediğim gibi işte Beyoğlu kent savunmasına, İstanbul kent savunmasına, Kuzey Ormanları'ndan Kanal İstanbul'a kadar, ya Kanal ya İstanbul'a kadar, hepsi bir bütün. Hepsi sonuçta bir yaşam hakkı mücadelesi. O yüzden de bu bütünün bir parçası. Haliç tersanelerinin tabii kendine özel bazı durumları var ama işte deniz yolu ulaşımı aynı zamanda demir yolu ulaşımı Haydarpaşa dayanışmasıyla da kesişiyor. Apat oradan Validebağ savunmasıyla da kesişiyor. Oradan kadın emek mücadelesiyle de kesişiyor. Çünkü zaten de sahada yan yana geldiğimizde birbirimizi görüp selamlıyoruz. Emek mücadelesiyle kesişiyor. O yüzden de hani bütün bu yıkımlar içerisinde biz daha barışçıl, yan yana olabilecek ve bütün şeyleri gören, yani biyoçeşitliliği gören, krizleri gören bir aradalığı üretmenin bir yolu olarak bunun içerisinde yer alıyoruz. Haliç Dayanışması da o yolda ilerliyor. O yüzden de hani farklılıklarıyla, çoğulluklarıyla, kimi zaman düşen enerjisiyle, kimi zaman yükselen üretimleriyle bu yolda devam ediyor gibi diyebilirim ben de ek olarak. Teşekkürler. Her ikinize de çok teşekkür ederiz. 8 senelik bir deneyimi ve 8 senelik bir dayanışmayı yine bu kadar kısa sürede anlatmak eminim sizin için çok zor. Çünkü burada canla başla ve gönüllülükle yapılan tüm bu işleri öyle çok kısacık birkaç cümleye özetlemenin ne kadar güç olduğunu, karşılaşılan olumsuzlukları ve yaşanan tüm olumlu şeyleri paylaşmak gerçekten keyifli oluyor. Ve sözünü ettiğiniz bazı ve dirsek teması kurduğunuz dayanışmaları da burada daha önce ağırlamış olmaktan da memnuniyet duyuyorum. Onlara da böylelikle selamımız olmuş olsun. Ben tekrar birazcık daha üst ölçüye çıkmak istiyorum. Yani Haliç Tersanesi'nin de bulunduğu Haliç ve Haliç'in kıyılarındaki dönüşüme gelmek istiyorum. En ucunda Bilgi Üniversitesi'nin Santral İstanbul Kampüsü, kıyılarında yeni kongre ve kültür aktivitelerine ev sahipliği yapan müzeler, kongre alanları vesairenin de olduğu bir bölgeden bahsediyoruz ve burası çehre değiştirmeye başladı uzun zamandır. Dolayısıyla da buradaki barınma alanlarına çok ciddi bir tehdit oluşturuyor. Gayrimenkul değerlerinde çok hızlı bir yükseliş görüyoruz ve parsel bazlı kentsel dönüşümü de tetikliyor tabii bu. Çünkü burada artık öğrenciler ve işte bu kongre alanlarına gelen kişiler, ulus hem yerli hem yabancı turistler ya da çalışanlar buranın tüm çehresini farklı bir şekilde değiştiriyor ve etkiliyor. Tabii bu kent işçi sınıfı ve üretim ile ilgili ekosistem bağlantılarının da kopmasına sebep oluyor. Haliç Dayanışması'nın bu sürece dair gözlemlerini merak ederiz ve bu ekosistemin daha da bozulmaması, daha da bozuma uğramaması ve devam etmesini sağlamaya yönelik bir çağrısı ya da önerileri var mıdır diye merak ederiz. Ekin, sen başlamak ister misin? İsterseniz ben ek yapayım, siz başlayın. Tamamdır. Ya Melis çok güzel toparladın gerçekten de, sağ olasın. Şimdi belki buna bir üst felsefik bir tartışmayla dönüşüm üzerinden bakabiliriz. Dönüşüm kaçınılmaz. Biz kişisel hayatımızda da dönüşüm yaşıyoruz. Toplumsal hayatımızda da dönüşüm yaşanıyor. Ve yani dönüşüme karşı çıkmak da aslında durağan kalmak, ki biz öyle bir şey istesek de mümkün değil. Ne bedenimiz buna izin verir, ne de hayat buna izin verir. Dolayısıyla dönüşüm olacak ama bu dönüşümün hızı nasıl olacak? Bu dönüşümden kimler nasıl bir yaşam ortamına kavuşacaklar? Nasıl bundan faydalanacaklar? Ne tür zarar görecekler? Eşitsizlikler, ezilenler daha da artacak. Ekosistem daha da bozulacak. Buna karşı sermaye grupları daha da çok kazanacak. İktidar baskı aracı olarak bunu sürdürmeye devam mı edecek?
Yoksa toplumun bütün kesimlerinin ve tüm canlı sistemin varlığını sürdüreceği bir dönüşüm süreci mi olacak? Şimdi Haliç'teki dönüşüm parça parça, işte silah tarağının dönüşümü bilmem ne, bütün hepsine baktığımızda aslında İstanbul'daki sanayi alanlarının işlevini yitirme süreçlerine baktığımızda 90'lardaki, aslında 80'lerdeki küresel neoliberal politik sistemin Türkiye'ye yansıması, sonra Özal döneminden 90'larda Çiller dönemiyle birlikte sanayi alanlarının kapatılması, hızla tasfiyelerin oradan olması, bir takım örülmüş ilişkilerin oradan dağıtılması, insanların zorla yerinden edilmesi, ki o bu zamana kadar süren bir şey. Yani en az 30 yıllık, 40 yıllık süreçten söz ediyoruz ve bunun bir mücadelesi de var. Ok Meydanı mücadelesi bunun en önemli örneklerinden bir tanesidir. Yani Gezi sürecinde Berken Elvan'ın orada öldürülmesi vesaire, onlar da bütün bu sürecin parçası. Aynı zamanda hiçbiri birbirinden ayrı değil. Dolayısıyla de bu üzerine bine bine devam ediyor. Şimdi Bilgi Üniversitesi'ne dönüştürülen, ben de projenin içinde yer aldığım için doğrudan da konuşabilirim. Sonra ona ile ilgili karşı yazıları da yazdım bir yanıyla. Hala da yazmaya ve konuşmaya da devam ediyorum. İlk başta hakikaten bir tamamen kullanımı yitirmiş, yıllardır olan ve çürümeye terk edilmiş bir alanın kamu yararına bilgi ürettiği bir şeye dönüşmesi planlanırken, sonra ne oldu? Üniversitenin satılması, üniversitenin el değiştiriyor. İşte bir zaten üniversitenin kendisini bir vakıf üniversitesi olarak ne kadar usulsüz bir şekilde orada varlık gösterdiği, sonra üniversitede çalışanların haklarını vermediği, ondan sonra bir sürece dönüşü olması ve bir süre sonra da işte kapak, gizli, şeyli olan, nedir, herkese açık olmayan, çevresindeki insanların faydalanamadığı, ne bileyim işte içki satışının oradaki kafelerde yasaklandığı, o Efes Pilsen etkinlikleri vardı, onların kapatıldığı, efendim, ondan sonra müthiş bir soylulaşma etrafında Ali Beyköy'de, Eyüp'te, birden nüfusun değiştiği, kiraları çok arttı, bir şeye döndü. O zamanki mimarlar, işte İhsan Bilgin'in bir konuşması vardı, burada soylulaşma olmaz diye. Çok naif, çok iyi niyetli ama öyle bir şey yok. Yani bu, biz neler istiyoruz? Yani ben de devrim olsun istiyorum ve hemen şu an olsun istiyorum mesela. Yani bu da olmuyor. Dolayısıyla bazen hani yaptığımız şeylerin dünyadaki karşılıklarına baktığımızda onun öyle olmadığını da görüyor olmamız gerekiyor. Ve şimdi bütün bu dönüşüm sürecini kültür ve sanat üzerinden yapmaya yönelik bir süreç olduğunu görüyoruz. Şimdi eğitim olunca işin içinde, kültür, sanat olunca tabii ki içimiz cız ediyor. Çünkü eğitime, kültüre, sanata, insani değerlerimize çok önem veriyoruz. Bunlar bizim insan olma hallemiz. Ama bu kültür, sanat kim için sorusu gündeme geliyor bu sefer de. Kim bu üretimden faydalanıyor? Kim bunun üreticisi oluyor? Şimdi Haliçport'ta açılan işte Contemporary Art Ekin gitti, yerinde de izledi. Birazdan daha detaylı o söyler. Gerçekten orada kim faydalanıyor bundan? Nasıl bir ortam oluştu? Onun etrafındaki yaşam alanlarından. İşte İBB şimdi orada şey yapmaya çalışıyor. Bir müze yapmaya çalışıyor. Yine Ekin Beyoğlu çalışmaları kapsamında onu değerlendiriyor, bazı yazıları da var gibi. Dolayısıyla ben daha da uzatmadan söyle toparlayayım. Yani katılımcılığın olmadığı, karar vericilerin tepeden olduğu, hatta bazen kurumların içerisinde, mesela İBB içinde bile kararı alan grupların birbirlerinden haberinde olmadığı, kendi içinde bile demokratik bir sürecin işlemediğini gördüğümüz bir durum var. Yani hepimizin canı yanıyor. Bizim demeye çalıştığımız şey de bu. Yani hepimiz burada mesleğini yapamayan, yerinden sürülen, hayatta bir suçuyla boğuşmaya çalışan kişilersek eğer, dolayısıyla böyle bir mücadele hepimizin mücadelesi. 3-5 insan olarak birilerimizin mücadelesi değil. Diyeyim, ben sözü Ekin'e bırakayım. Gülecan'ın bıraktığı yerden genel olarak şöyle bir şey belki söylemek mümkün. Haliç üzerinde zaten bu kültür ve turizm havzası olma mevzusu aslında 10 yıllarca öncesine dayanan bir kentleşme politikasının bir parçası. Yani bizim burada aslında üzüntüyle izlediğimiz kısım, ne yazık ki şu anda iki güç güç ayrımı olarak gördüğümüz merkezi ve yerel yönetimin eş zamanlı olarak bu kültür ve turizm havzasına dönüştürme hamlesini devam ettiriyor olmaları. Söylemleriyle, projelendirmeleriyle, buraya ekledikleri fonksiyonlarla, ki belki burada bahsetmek gerekiyor, Haliç Tersanesi için bir önceki yerel yönetimin bilim merkezi projesi şu anda müze projesi olarak hayata geçmeye başlamış durumda. Buna dair bir bilgi alamıyoruz ve
içeride bir şantiyenin kurulduğu bilgisine sadece sahibiz. Dolayısıyla aslında dönüşüm tüm hızıyla devam ediyor tüm aktörlerine ne yazık ki. Ve bahsettiğiniz bu çevresindeki mahallelerin geleceğiyle ilgili kaygımız da aynı şekilde devam ediyor olacak. Ben de Haliç Tersanesi'nin hemen bittiği noktada Aynalı Kavak'ta ikamet eden birisiyim. Şu anda da Kazancı Yokuşu'nda ikamet ediyorum ve şunu söylemek gerekiyor sanırım. Galata Port'un tamamlanmasıyla zaten aslında yükselmeye başlayan kiraların ve burada mekansal dönüşümün ne kadar hızlandığını gözlemleme fırsatı buluyorum. Şu anda bizim yaşadığımız sokağı bile 3. sanat, kültür fonksiyonlu bir mekan açıldı ki burası bir mahalle aslında bakkalıyla, manavıyla. Aslında Tophane'nin yaşadığı dönüşümün bir farklı versiyonunu yaşıyoruz diyebilirim. Dolayısıyla aslında çok hızlı başlayan ve projelerin bitmesiyle de ivmesi artan bir dönüşümün tam olarak eşiğindeyiz diye düşünüyorum. Bu noktada tabii ki de yani bunu dillendirmek gerektiğini düşünüyorum. Yerel yönetimden beklentimiz aslında burada yaşayanları ve kullanıcılarını gözeten yaşayan mekanlar üretmesi, yaşayan mekan fonksiyonları yaratması, müzeden, kültür sanat merkezlerinden ve sergi alanlarının dışında. Dolayısıyla belki buradan kitaba da biraz geçebilirim. Yaşayan, üreten, dönüşen Haliç, bizim kitap ve belgeselimizin ismi. Burada çok fazla kişinin anısı olan, burada çalışan, bütün ömrünü burada tersanede geçirmiş ya da mahallesinde oturan ya da buradaki dönüşümden etkilenip şu an bir mücadele veren Ok Meydanı mahallesindeki derneklerden insanların konuştuğu, aktarımlarda bulunduğu 8 aylık bir süreç geçirdik. Burada buradaki üretimi iki şekilde aktaracağız yakın zamanda diyebilirim. Belgesel ve kitap şeklinde. Belgeselin aslında nüvelerini yani ipuçlarını spotlarda alabiliyoruz. Birçok isim buradaki konuşmalarıyla spotlarda yer alıyor. Kitapta benzer bir şekilde yine görsellerle desteklenmiş ve görsellerin de ifadeleriyle yine bu anlatımların yer aldığı bir PDF olarak yakın zamanda tamamlanacak diyebilirim. Burada belki eklemek istersiniz Gül Hocam siz de. Vaktimiz herhalde azaldığı için ben de bu arada ışığı açmayı unuttuğum için aradaki 2 saat farkından dolayı da şimdi karardı. Cep telefonun ışığından faydalı tuhaf bir ışık veriyorum kusura bakmayın. Çalışmamızın ışığı diyelim buna da olumlu tarafıyla. Şimdi yaşayan, üreten, dönüşen başlığını biz o yüzden söyledik. Yani dönüşüm de var hayatın içerisinde, üretim de var ve hepsi bir yaşam ve bunlar birbirinden ayrı değil. Ekin'in dediği gibi çok fazla kişinin konuştuğu bir kitap bu aslında. Yani bizim buna bir aracık olduğumuz bir şey. Forum gibi aslında tam gezi forumlarının sürekliliği gibi bir şey yaptık. Hep kişiler konuşuyorlar ve kişiler farklı görüşlerden kişiler de aynı zamanda ve çok yönüyle olaya bakıyorlar. Hatta biz karşı görüşten kişileri de davet etmeye çalıştık. Diyelim işte sendika, öbür sendikayla ilgili eleştiri getiriyorsa Sarı Sendika diye. Sarı Sendika'ya da davette bulunduk. Cevap vermediler ama belki yayınlandıktan sonra cevap verme ihtiyacı göreceklerdir. Ya da işte Büyükşehir Belediyesi'ne de dedik yani o müzeyle ilgili. Mimarlarında da laf söylüyoruz. Dolayısıyla aslında bunu çoğallaştırmaya çalışıyoruz. En önemli özelliklerinden biri dediğim gibi forum biçiminde oluyor olması ve çoğul oluyor olması. İkincisi açık kaynak oluyor olması. Çünkü biz çok geniş bir kaynakça da oluşturuyoruz. Tezlerden makalelere, arşiv çalışmalarına bunları da açık olarak paylaşacağız sosyal medya hesaplarımızda. Aynı zamanda da bütün görüşmelerin ham kayıtları da erişilebilir olacak web sayfamızda, YouTube hesabımızda. Böylece bizden başka araştırmacılar da bu görüşmelerden faydalanabiliyor olacaklar. Çünkü biz seçerken tabii her halükarda yine de daha hoşumuza gidenleri alıyor olabiliriz ama herkes başka gözüyle bakmak isteyebilir. Bir kişilerle 1-1,5-2 saate yakın görüşmeler yaptık çünkü. Bunlar aynı zamanda da yaşayan bellek oluyor. Dolayısıyla biz biraz da yöntemsel olarak, proaktif olarak karşı çıktığımız şeyi daha toplumsallaştıran aracı olarak belgesel ve kitabı nasıl yapabileceğimizi denemeye çalıştık. O yüzden de yani yakında toparlayacağız umuyorum. Kasım'da, Aralık'ta en geç çıkarmış oluruz diye harıl harıl çalışıyoruz. İlgili herkesin katıldığı, sözünü söylediği bir çalışma olmasını da arzu ediyoruz. Bu bitmiş bir şey de değil. Başka görüşmeler de yapmaya devam edeceğiz. O yüzden bizim katamadığımız kişiler ya da sözü olan kim varsa biz büyük bir keyifle, memnuniyetle
birlikte olmak da isteriz diyeyim. Sevgili Gül, sevgili Ekin, sizlere çok teşekkür ederiz bu değerli çalışmalarınız için ve bu değerli çalışmaları ve Haliç dayanışmasını bizlere tanıttığınız için ve izleyenlerimizle paylaştığınız için. Ben Duygu, senin eklemek istediğin, sormak istediğin bir şey var mı diye sorayım. O halde sizlere teşekkür edip bugünkü programı burada kapatmak isterim müsaadenizle. Gelecek hafta Pazartesi Mekan ve İnsan'ın 183. bölümünde İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden Profesör Doktor Hatice Ayataç ve Erişilebilir Kent Atölyesi İstanbul Genel Koordinatörü Tahircan Yarımoğlu ile Maruf 21 kapsamında gerçekleştirdikleri afet ve acil durum yönetiminde erişilebilirlik çalıştayı ve bu çalıştayın çıktıları üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Geçmiş program ve çalışmalarımız ile ilgili Mekan ve İnsan'ın YouTube kanalına abone olabilir, ortaklaşa.org adresini ziyaret edebilir, Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarımızı takibe alabilirsiniz. İyi akşamlar. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.